300 bin dolar döviz alıyorlar. İlk kez ulusal kanalda açıkladı. 128 milyar dolar kampanyasının yürütüldüğü dönemde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 300 bin dolarlık döviz alımı yaptığını belgelerle ifşa etti. Kemal Bey bizim genel başkan gönderiyor. Yani evet işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey. Evet. Eski devlet bakanı ve eski CHP milletvekili Mehmet Seviken ulusal kanala konuk oldu. Sinem Fıstıklıoğlu'nun sunduğu Fikir Meydanı programında konuştu. 128 milyar dolar illere ilçelere asıyoruz ya bu para nerede diye, yer yerinde oynatıyoruz diye. O arada bizim genel başkan gönderiyor koruma müdürünü. Bizim milletvekili arkadaşlar önce telefon ediyor. Yok ki arkadaş bir, o da diyor ki olur sayın genel başkanım diyor. Kemal Bey gönderiyor polisiyle o arkadaşa parayı. Kim? Kemal Bey bizim genel başkan gönderiyor. Yani? Evet işte sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey. Evet. Gönderiyor, parayı aldırıyor. Yani şöyle, Sayın Kılıçdaroğlu, Ankara'da bizim eski bir milletvekilimizi, eski milletvekili, evet, eski bir iş adamını, arıyor, iş insanını arıyor. Ve 128 arkadaş, milyar dolar kampanyası yürütülürken o dönem, mevcut o dönemin Türk üstünde öndü 3 aşağı 5 yukarı tarihleri gönderiyor. Belli, evet. Seviken yine ulusal yayınında altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını açıklamıştı. O liderin ortaya çıkmaması durumunda ismi kendisinin açıklayacağını ifade etmişti. Bu lider Sayın Kılıçdaroğlu. İşte genel başkan. Arıyor, genel başkan gönderiyor. Diyor ki arkadaş döviz lazım. Bak hırsızlık demiyorum, çaldı demiyorum, partiye de lazım olur demiyorum. Ama eğer bu para nereden geldi? Esas itin tarafı bu. Bu para nereden geldi? Bu para yasalsa, yasal paradır muhakkak. Yasalsa niye bankadan yapmadın? Niye sen milletvekilini arıyorsun? Niye milletvekili vasıtasıyla, muhasebeci vasıtasıyla götürüyorsun bir dövizciden para alıyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu ki, Türk parası gönderiyor. Döviz gönderiyor, alıyor. Şu döviz elinizdeki alıyor. De zaten tabii, o döviz dövizcinin verdiği tarih, aldığımız tarih. Faturası anladığım kadarıyla. O günkü işlemi yapıldığı tarih. Tarihi var tarih. Üzerinde. Ve bu sonra satıyor, Sayın Kılıçdaroğlu'na dolar olarak alıyor, çantayla yine tabii götürülüyor. Gidiyor. Ve o dolar ne yapıyor bilmiyorum. Mehmet Seviken, Halkbank davası ile ilgili de önemli bilgiler verdi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın isminin iddianameden çıkarıldığını gündeme getirdi. Halk Bankası konusunda dünyadan bir zarar gördük değil mi biz? Amerika'dan bak davalar açılıyor. Paralarımızı el koyuyorlar. Genel müdürümüz yargılandı. Odacı yargılanıyor. Çaycı yargılanıyor. Bak buradan soru soruyorum. Ben Ali Babacan'a soruyorum bu soruyu da. Yargılanıyor. Genel müdür yargılandı. Bütün herkes yargılanıyor. Niye Ali Babacan'ın ismi geçmiyor? Bir tek yerde. Niye geçmiyor? Amerika'daki bu İddianamenin içinden Ali Babacan'ın ismini kim çıkardı? Kim onu da çıkardı? Söyleyeceğim. İşte bak Ali Babacan 3 güne, bir haftaya kadar söylemezse onu da buradan söyleyeceğim. Ali Babacan'ın Halk adını Bankası davasında, Halk Bankası davasından yargılandık değil mi? Evet. Amerika yargılandı işte dedi ki İran'dan dedi altın götürdü para getirdi. Kanun dışı ticaret yaptı değil mi? Evet. Niye Ali Babacan'ın tek ismi geçmiyor? Şirket buradan yargılanıyor patron ismi yok. Neden geçmiyor? Neden geçmiyor? O iddianameden kim çıkardı Ali Babacan'ın kim çıkardı? Ismini? Altılı Masa'yı sert şekilde eleştiren Seviken, bu Altılı Masa seçimi kazansın, FETÖ ve PKK'yı hapisten çıkarır dedi. Bakın samimi olarak söylüyorum, şu masa gelsin, bak KYK ile atılanlar var ya, demiyorlar ki bak diyor ki hepsini affedeceğiz diyorlar Sinan. Bütün hepsini değil mi? Kanun hükmünde kararname ile FETÖ'cüleri, PKK'ları, diğer terör örgütlerini hepsini affedeceğiz Sayın demiyorlar mı? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tarz bir beyanı birkaç Meral kez Hanım'ın oldu. Meral Hanım'ın var, Davutoğlu'nun var. Oldu, doğru. Ali Babacan'ın var. Hepsinin var. Diyor ki biz hepsini görevine iade edeceğiz.